sinemalarda gösterime giren bir film, İstanbul'un işgal günlerini yeniden gündeme taşıdı. Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Zafer'in Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'daki direnişe verdiği desteği, tarihimizin en önemli spor başarılarından olan General Harrington Kupası organizasyonu etrafında anlatıyor. Efendiler, milli hudutlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Attığınız her gol kurşun olacak. Tuttuğunuz her top vatan müdafası. Hadi gönderin size. Bu filmin arka planında ise 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanarak Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin işgal altında bulunan İstanbul'da nasıl büyüdüğünün hikayesi ele alınıyor. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının arifesinde hala işgal altında olan İstanbul'da Harrington Kupası kapsamında karşı karşıya geldiği Birleşik Krallık İşgal Kuvvetleri karma futbol takımına karşı zafer elde eden Fenerbahçe'nin bu galibiyeti İstiklal Mücadelesi'nde yer alan efsane isimler eşliğinde anlatılırken o dönemin simgeleşmiş şahsiyetleri, gizli cemiyetler, gizli faaliyetler ve kahramanlıklar beyaz perdede adeta onur geçidi yapıyor. Atılan her gol kurşun, tutulan her top vatan müdafası mottosuyla izleyicinin beğenisine sunulan Zafer'in Rengi filminde gündeme gelen o son maçın hikayesine geçmeden önce 1918'e dönelim. İşgal altındaki bir başkentte istiklal için sadece elini değil tüm bedenini fütursuzca ortaya koyanların hikayesine göz atacağız. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Yapılan işin hakkı verilerek gerçekleştirilmiş bir dönem filmi, İşgaller ve milli mücadele dönemini yeniden gündeme taşıdı. Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerin Fenerbahçe oyuncularının, yöneticilerinin adeta yeniden canlandığı bu film sayesinde onların şahsında tarihe geçmiş onurlu bir direnişin gururu yaşanıyor. Bu videomuzda spoiler yok. Kamuoyuna açık yayınlanmış fragmandan alıntılar ve tanıtım bülteni aracılığıyla basında yayınlanmış fotoğraflar dışında filmden hiçbir görüntü yok. Biz filmin arka planında geçip giden olaylara mercek tutarak o dönem İstanbul'un bir fotoğrafını çekmeye çalışacağız. İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanmasında İstanbul'da gerçekleştirilen faaliyetlerin önemli bir rolü bulunduğunu biliyoruz. İstanbul'dan Anadolu lehinde yapılan çalışmaların büyük bir bölümü ise Ankara'da çalışmalarını yürüten Büyük Millet Meclisi ile irtibatı sağlayan gizli gruplar sayesinde gerçekleştirilmiştir. Milli mücadelenin İstanbul'daki temsilcileri durumunda bulunan gizli grupların en eskisi Karakol Cemiyeti'dir. Karakol Cemiyeti'nin 1918 yılı Ekim sonlarında kurulmuş olduğu düşünülmektedir. Cemiyet, liderlerinin yurt dışına çıkmasından sonra başlangıçta İttihat ve Terakki Partisi mensuplarını bir bayrak altına toplamak amacıyla kurulmuş olduğundan daha sonra kurulmuş olan gizli gruplardan ayrı bir özellik taşır. Karakol Cemiyeti, memleketi terk etmek üzere olan Talat Paşa'nın direktifiyle Kara Kemal ve Vasıf Beyler tarafından kurulmuş, adlarının başındaki kara kelimesinden hareketle de Karakol Cemiyeti adı verilmiştir. Kara Vasıf Bey'in göz hekimi dostu Esat Paşa'ya anlattığı cemiyetle ilgili konuların Esat Paşa tarafından da samimiyetine güvendiği Hintli Miracettin Bey'e etraflıca anlatıldığından haberi yok elbette. Oysa Karakol Cemiyeti'nin her şeyinin anlatıldığı bu kişi İngiltere'nin Hindistan işlerinden sorumlu istihbarat şefi Binbaşı Miracettin Bey'den başkası değildi. Esat Paşa ve Kara Vasıf Bey'in bu ihmalkar tutumları cemiyeti çok zor durumda bırakmış, önde gelen üyelerinin tutuklanmasına da sebep olmuştur. Ancak hatalarına rağmen Karakol Cemiyeti Başkanı Kara Vasıf Bey'in milli mücadeleye hizmetleri büyüktür.
1920 Mart'ında İstanbul'un işgal edilmesine kadar Anadolu'nun İstanbul'daki temsilcisidir. Bu yüzden Mustafa Kemal'le arası iyidir. Karakol Cemiyeti ile Anadolu'nun şifreli haberleşmelerini ise Miralay Galatalı Şevket Bey yürütüyordu. Rauf Bey'in Anadolu'ya çektiği telgraflar, Mustafa Kemal'le Kazım Karabekir'in İstanbul'da bulunan İsmet Paşa'ya yazdıkları mektup ve notlar hep Galatalı Şevket Bey tarafından yerlerine ulaştırılıyordu. İbrahim Talip Bey, Karakol Cemiyeti'nin nizamnamesini Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya vererek onu bu cemiyet hakkında detaylı bilgi sahibi yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa, nizamnamesini doğru bulmadığı cemiyeti ilave ettiğini Sivas Kongresi günlerinde bizzat Karavasıf Bey'e söylemiştir. Zabitan, yani subaylar grubu da işte o dönemde Karakol Cemiyeti'nin devamı olarak kurulan, İstanbul'da faaliyette bulunan gizli gruplardan biridir. Ne var ki, Zabitan grubuna da İngiliz Muhipler Cemiyeti'nden sızmalar olmuş, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için İstanbul'dan yola çıkan İngiliz casusu Hintli Mustafa Sagir, Zabitan Teşkilatı'nın mührüyle mühürlenmiş bir vesikayla Anadolu'ya geçmişti. Milli mücadeleye önemli miktarda silah temin etmeyi başaran talihsiz Zabitan grubunun Yavuz Sultan Selim'den esinlenerek Yavuz grubu adını aldığı ve faaliyetlerine bir süre daha devam ettiği bilinmektedir. Milli mücadele yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya subay, er, askeri personel, silah, cephane, mühimmat ve istihbarat bilgisi temin etmek amacıyla Büyük Millet Meclisi hükümet tarafından kurulan diğer gruplar ise şunlardır. Felah grubu, Müdafaa-i Milli Heyeti Merkeziyesi, Mimmim grubu, İmalat-ı Harbiye grubu, Muaveneti Bahriye Heyeti, Namık grubu ve bu gruplara ait ihtiyat grupları olan Ferhat Kerimi ve Bizci grupları. Mimmim grubuna gelince, Topkapılı Mehmet Bey'in İstanbul'un işgali üzerine birkaç arkadaşıyla birlikte kurduğu Şehremini Teşkilatı aslında Karakol Cemiyeti'ne bağlıydı. Topkapılı Mehmet 1915'te ilerlemiş yaşına rağmen er olarak Çanakkale cephesinde savaşa katılmış, bizzat Mustafa Kemal tarafından çavuşluğa yükseltilmişti. Mustafa Kemal'e gönülden bağlıydı ve mütareke zamanı onunla Şişli'deki evinde de görüşmüştü. Mustafa Kemal ülkeyi düşmandan kurtarmak için Anadolu'ya geçecekti. İstanbul'da gizli bir örgütlenme istiyordu. Gerekli istihbarat bilgilerini toparlayıp Anadolu'ya iletecek ve resmi olmayan yollardan silah ve mühimmat kaçırarak yine Anadolu'ya ulaştıracak güvenebileceği bir baba yiğide ihtiyacı vardı. O isim Topkapılı Cambaz Mehmet'ten başkası değildi. Şişli'deki evinde ona "Göreyim seni Cambaz Mehmet Bey" dedi. Cambaz Mehmet bu görevi en iyi şekilde yapacaktı. Sivas Kongresi sırasında Karakol Cemiyeti ilave edildi. Yerine Müdafaa-i Milliye Teşkilatı kuruldu. Bu cemiyetin asıl amacı Müslüman ahaliyi işgalci kuvvetlerden korumak ve Anadolu'ya ihtiyaç duyulan zabitleri kaçırmaktı. Halbuki esasen istihbaratı toplayacak ve Anadolu'ya silah ve mühimmat kaçıracak bir teşkilata ihtiyaç vardı. Mimmim grubu bu amaçla kuruldu. Bu gizli örgütün Ankara'daki lideri Hüsamettin Ertürk Bey'di. İstanbul'daki lider ise Topkapılı Cambaz Mehmet'ti. Örgütün asıl adı Müsellah, yani silahlı Müdafaa-i Milliye'ydi. Baş harfleri MM'nin Osmanlıca alfabedeki okunuşu olan Mimmim kısaltmasıyla tanındığı için Mimmim grubu ismini aldı. Topkapılı Cambaz Mehmet, ordudan toplanan silahların nerede depolandığını öğrenip, bu bilgileri Milli Mücadele Hareketi'ne gönderen, İstanbul depolarından silah çalıp Anadolu'ya kaçıran isimlerin en önde gelenlerindendir. 23 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nın imzalanması ve 21 Ağustos'ta Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasıyla birlikte İstanbul'daki gizli örgütler lağv edildi. Mimmim grubu da faaliyetlerine son verdi. İstiklal Madalyası'na layık görülen, Genelkurmay tarafından takdirname ile ödüllendirilen Topkapılı Mehmet Bey, kendisine bağlanan aylık 1500 lira maaşı kabul etmeyip Kızılay'a bağışlamıştı. "Ben bir şey yapmadım. Vatanım için, Mustafa Kemal Paşa'm için üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalıştım," diyordu. Bir film bizi nereden nereye getirir? İzlemeyenlerin mutlaka izlemesini dilerim. Çünkü yaşananları göz önüne aldığımızda bu vatanın hiç de kolay kurtulmadığını bir kez daha görüyoruz. Nice canlar verildi,
nice dramlar yaşandı. Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin ülkesi istiklalsiz kalamaz. İngilizler alacaklarını alıp kendiliklerinden çekip gittiler. Tek kurşun atmadık diye konuşup yazanlara ibret olsun. Tabii videomuzun asıl konusunu unutmadık. Lozan Barış Konferansı'nın sonuna doğru İngiliz birliklerinin İstanbul'u terk edeceği kesinleşmiş, İşgal Kuvvetleri Komutanı Charles Harrington ayrılmadan önce kendisine saha içinde ve dışında birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe Kulübü'ne büyük bir ders vermek niyetindeydi. Ortaya 1 metre büyüklüğünde bir gümüş kupa kondu. Harrington Kupası adı verilen bu karşılaşma İstanbul'daki en iyi 2 İngiliz takımından oluşturulan ve İngiltere'den getirilen 4 profesyonel oyuncuyla desteklenen gardlar karması ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında oynanmıştı. Milli prestij meselesi haline gelen bu maç için takımlar 29 Haziran 1923'te Taksim Stadı'nın toprak zeminine çıktılar. Fenerbahçe takımı sahaya Şekip Kulaksızoğlu, Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay, Kadri, İsmet, Fahir, Sabi, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Ömer Tanyeri, Bedri Gürsoy 11 ile çıktı. Sözü uzatmayalım. İngilizler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmış olmasına karşın Fenerbahçe ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak 60 ve 73. dakikalarda Zeki Rıza Sporel'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Harrington yine yenilmişti. Bu zaferle halk sokaklara döküldü, İstanbul bayram yerine döndü. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının sahalardaki kahramanı Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle yaptığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalmış ve sadece 5 maçta yenilmişti. Mütareke yıllarının bu kadrosu Fenerbahçe tarihindeki efsane kadrodur. Milli mücadelenin çeşitli evrelerini ele alacağımız video serimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenip paylaşmayı ihmal etmeyiniz.